İki gözümü önüme aksını anneme götürüyorum ikinci tası. Bir kere bile görmedik anneni. Hasta çünkü, yatıyor evde. Ne malum yalan söylemediğin? Ben yalancı değilim. Sahiden annene mi götürüyorsun? Yemin ediyorum, doğru söylüyorum. Kösem Sultan, araba hazır. Hacı abisi de bekliyor. Kösem Sultan mı? İspat et o vakit yalan söylemediğini. Hadi beni sizin eve götür. Anneciğim bak. Sana masallardaki gibi bir sultan getirdim. Kösem Sultan hanemize geldi. Sultan mı? Ne diyorsun sen Meleki? Bir kabahat mı oldu ha? Ne oldu? Hayır. Sadece vaziyetinizden bahsetti. Ben de ziyaret etmek istedim. Demek ismin Meleki. Ne güzel. Sizin isminiz kadar değil Kösem Sultan. Derhal saraydan hekimler göndereceğim. Çare bulacaklardır. İyileşeceksiniz. Sultanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi gördüm seni, ayaklanmışsın. Sayenizde sultanım. Gönderdiğiniz hekimler bütün dertlerime deva oldular. Buyurun. Meyve ister misiniz? Ağalar getirdiler. Siz emir vermişsiniz. Ben sadece bir uğrayıp vaziyetinizi görmek istedim. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Daha ne yapacaksınız sultanım? Bütün mahalle doydu sayenizde. Her şeyimiz var. Asıl ben sizin için ne yapabilirim? Hem yaşıma da aldanmayın. Elimden her iş gelir. Emredin. Sen böyle gülümse kâfi. Şeyh Efendi'nin dergahında bir sultan daha var. Fahriye Sultan. Ama o size hiç benzemiyor. Hep kendi derdinde. Bir de bir kibirlik sormayın. Burnu yere düşse olmaz. Demek biliyorsun Fahriye Sultan'ı. Elbette. Bir civan geliyor ziyaretine. Sultanımıza meftun olsa gerek. Hanım. Meleki. Düşündüm de aslında benim için yapabileceğin bir şey var. Emredin sultanım. Ne isterseniz yaparım. Mehmet. Şahin geldi. Her şeyi anlattı. Senin bir kabahatinin olmadığını. Gemiye onun yüzünden dönemediğini. Başka türlüsü mümkün mü Fahriye? Ben sana ihanet etmedim. Ettin Mehmet. Beni o gemide yalnız bıraktığın gün bana ihanet ettin. Vuslat bizim için bir ihtimaldi. Ama artık çok geç. Bitti. Bir gün buradan çıkacağım. Sarayıma gideceğim. Kocamın, Derviş Paşa'nın yanına. Aşkı da, teselliyi de onda arayacağım. Avluya çağırıyor. Mert bir civan. Adı da Mehmet'miş. Git söyle gelmeyeceğim.
Beyhude yere beklemesin. Siz bilirsiniz ama hayli mühimmiş. Hayat memat meselesi dedi. Emin misin Menekşe? Yanılmayasın. Kulaklarımı işittim sultanım. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Lakin Fahriye Sultanımızı Darül Eman'dan çıkarıp yakalayacaklar. Gitmedi mi hala? Gitmiyor. Bir de odaya girmeye çalıştı zorla. Ağlar engel oldu, yolladılar. Lakin şimdi de kapıda bekliyor. Hay Allah'ım yarabbim. Bela açacak başıma. Hüdayi Hazretleri geliyormuş. Git söyle Fahriye Hanım'a bir an evvel yollasın dediler. Hani nerede? İşte şurada bakın. Ama acele edin. Şeyh Efendi gelmek üzere. Ne işin var burada Mehmet? Yine ne söylemeye geldin? Emin olmak istediğim bir husus var Fahriye. Söyle çabuk. O gün söylediklerin doğru muydu? Beni sevmiyor musun artık? Kalbinden gerçekten çıkardın mı? Git buradan Mehmet. Sualime cevap almadan hiçbir yere gitmiyorum Fahriye. Hiç şüphen olmasın. Senle, sana olan aşkım da öldü. Git buradan. Yüzünü daha görmek istemiyorum. Zaten bir daha görmeyeceksin Fahriye. Zira haklıymışsın. Bizim için artık çok geç.
tek lafın kafiydi Fahriye. Benden, aşkımızdan vazgeçmediğine inansaydım, canın pahasına tekrar içeri girmeni sağlayacaktım. Madem günahlarından arınmak istiyorsun, sadece Şahin Giray'ı değil, Fahriye Sultan'ı da vereceksin bize. Dergâhtan çıkmasını sağlayacaksın. Şahin Giray'ı merak etme. İdam edilmeyecek. Bu dediğinizi yaparım. Fahriye'yi dergâhtan çıkartırım. Ona veda etmeme izin vereceksiniz. Lakin buna değmezmiş. Burak! Burak! Hayır! Açın kapıyı! Hayır! Bırakın! 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 Hayır validem! Hayır bırakın! Bırakın validem! Sultanım, saraya dönmemiz lazım. Bırakın! Ana. Bırakın! Götür. Bırakın! Validen! Validen! Bırakın onu! Bırakın! Validen! Validen! Her şeye oyun sanıyorsunuz. Hakikatlerle yüzleşin. Kızınızı böyle elinizden alırlar. Bunun hesabını vereceksin Gözem. Siz kendi vereceğiniz hesabı düşünün. Bekle! Artık vazgeçin. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Açın şunları. Çekin önünden. Bu mümkün değil. Zira hünkârımızın kararıyla sarayı Humayun'a girişiniz yasaklandı. Ağlar. Ne oldu? Hiç haber yok. Fahriye Sultan saraya dönmüş, keyfini sürüyor. Ne keyfi? Ölüm korkusundan yanıp tutuşuyordur o şimdi. Beni nasıl endişelendiren Safiye Sultan. Adım gibi eminim yine kaçırmaya çalışacak. Mümkün değil. O bir kere olur. Yüzlerce muhafız sarayın kapısında nöbet tutuyor. Yine de ne yapacağı belli olmaz. Doğru. Eğer idam edilirse bütün öfkesiyle, nefretiyle üzerimize saldıracak. Malum hünkârımız yakında sefere çıkıyor. O gitmeden gizli hazinenin yerini bulmamız lazım. Bülbül ağa elimizi kolumuzu bağlıyor. Acele etmemiz lazım Cennet. Bu iş çok uzadı. Madem yolumuza taş koyan Bülbül ağa, o zaman onu alacağız Safiye Sultan'ın elinden. O ses ne?
Menekşe. Dur hele. Ne dolanıyorsun burada sen? Ne dolanacağım? Taşlığa gidiyorum. Ne oldu Cennet? Bu aralar fare gibi etrafımızda dolanıyor sultanım. Maksadını hiç anlayamadım vallahi. Açın kapı. Kalfanıza sahip çıkın. Zira bu aralar ayağımın altında dolanıyor. Hayır olsun, bir kabahat mi işlemiş? Birileri eski saraya laf taşıyor. Kızı yakalandığında Safiye Sultan nefes nefese dergâhtaydı. Bunlarla meşgul olacağını, Fahriye Sultan'ın ölmemesi için dua et. Safiye Sultan evladının acısıyla ateş topuna dönüşür. Ve karşısına çıkan her şeyi yakar kül eder. Esas benim karşıma çıkan herkes yanıp kül olur. Sultan. Hünkârımız daha yeni gitti sefere. Ne mektubu? İlla vakit geçmesi mi lazım? Benim hasretim her daim baki. Soğuk bu gece. Bir şey getireyim mi üstünüze? Getir. Sultanım, buraya gelir misiniz hemen? Ne oldu? Gelin. Burada küçük bir fare deliği var. Şeytanın aklına gelmez. Resmen dairenize kulak açmışlar. Menekşe'nin neden ayağımızın altında dolandığı anlaşıldı şimdi. Bu burada kalmaz. Handan Sultanımıza haber verelim. Gereğini yapsın. Hayır, haber vermeyeceğiz. Madem ne yaptığımızdan haberdar olmak istiyorlar, bırakalım olsunlar. İstediğin oldu. Fahriye Sultan artık yok.
Sanki Özlem, masumiyet timsali. İlk defa birinin ölümüne neden oldun. Fahriye Sultan sütten çıkmış ak kaşık değildi. Günahkardı. Ölmeyi hak ediyordu. Lakin sen bir annenin evlat acısı yaşamasına neden oldun. Sen de bir annesin Kösem. Nasıl bir acı olduğunu kalbinde hissedebilirsin. Sen bir annenin ciğerini yaktın. Ben ne icap ediyorsa onu yaptım. Safiye Sultan'ın ciğeri yanacaksa ta en başında kızı hanedanı yok etmeye çalıştığında yansaydı. Size de hayret ediyorum. Fahriye Sultan şehzadeniz Mustafa'yı öldürmeye çalıştı. Lakin siz hala onu koruyorsunuz. Neden? Çünkü validesi Safiye Sultan'a ihtiyacınız var. Anne! Seni aradım. Neredeydin? Buradayım şehzade. Biz sultanlar vicdanımızı rahatlatmanın bir yolunu buluruz elbet. Ne de olsa evlat sevgisi vicdanını köreltecek kadar büyük. Cana karşılık can. Ödeştik mi? Mutlu oldun mu? Dindi mi acın? Ferahladın mı? Huzur buldu mu kalbin? Fahriye Sultan gibi hainlerin arkasından gözyaşı dökecek değilim. Hainlerin değil belki. Lakin sevdiklerinin arkasından gözyaşı dökeceksin. Bir vakitler bana maziyi unutmamı söylemiştiniz. Adımı, adamı, ailemi, her şeyi. Zümrüt-ü Anka misali yan ve küllerinden yeniden doğ. Onu yapıyorum işte. Siz beni intikam alıyorum zannediyorsunuz. Lakin ben bana ait olanı koruyorum. Evladımı, hünkârımızı ve dahi hanedanımızı. O halde iyi dinle. Bu sana son nasihatımız. Asla evini terk etme. Asla evladını yalnız bırakma. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Buradayım. Kudretiniz yetiyorsa canım o. Zira beni öldürmeden evladıma dokunamazsınız. Sahi mi? Hemen sultanımıza haber verelim. Cennet Kalfa yavaş.
Duyan olacak. Ece'nin söyledikleri doğru mu sultanım? Doğru Cennet. Beklediğimiz haber nihayet geldi. Eski saraydaki adamlarımız Safiye Sultan'ın gizli hazinesinin yerini öğrendiler. Kaybedecek tek bir an dahi yok. Derhal has odabaşına haber verin. Yanına muhafızlar alsın. Safiye Sultan her şeyini kaybedecek. Bülbül kafese girdi sultan. Derhal Zülfikar Ağa'ya haber ver. Meseleyi anlat. Haremin çıkışında beklesin. Bülbül Ağa'nın peşine düşeceğiz. Yahu ne hazinesiymiş bu hatun? Siz nereden biliyorsunuz peki? Gizli işte hasoda başım. Biz de yerini yeni öğrendik. Yani öğreneceğiz inşallah. Hasbinallah. Bir çekil. Ya bir çekil. Bir çekil, durma ağaç gibi. Gel. Çık. Yandık ki ne yandık sultanım. Ne oldu Bülbül? Kösem, kösem sultan. Meğer burada eski sarayda casusları varmış. Nasıl olduysa hazinenin yerini öğrenmişler. Ne diyorsun sen? Emin misin? Vallahi kulaklarımla işittim sultanım. Baskın yapacaklar, el koyacaklar. Yapılacak şey belli. Koş hemen. Acele et. Hazinemizi daha emniyetli bir yere naklet. Ağları gönderdim sultanım. Bekliyorlar. Bülbül ağa, ateşler içinde sanki. Kolay değil Has Odabaşım. Onca yılın birikimi bir anda tuzla buz olacak. Hadi acele edelim. İzini kaybedersek her şey boşa gider. Hadi. Bekleyin. İçeri. Dikkatli olun. Hadi. Hadi. Toplamaya şuradan başlayın arabaya. Çok vaktimiz yok. Acele edin.
Hadi 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 hadi. Hasada başım. Oh oh oh. Maşallah maşallah maşallah. Alın şunları. Çıkın dışarı. Çıkın. Çık dışarı. Çık çık. Bu ne hazine böyle? Bülbül ağa. Maşallah. Karun musunuz siz mübarek? Kasada başım, göründüğü gibi değil. Müsaade edin, izah edeyim. Müsaade edin, izah edeyim. Benden sana müsaade Bülbül ağa. Nasıl izah edeceksin çok merak ediyorum. Safiye Sultanımız bunca yıldır biriktirdiği rüşvetleri bu odada saklıyor diyebilecek misin mesela? Sultanınızın kefen parası mı bunlar? Hepsini tek tek zapta geçin. Ondan sonra da arabalar yüklenecek. Hazine-i Hümayun'a gidecek hepsi. Aylardır aradığım gizli hazineyi sayende elimle koymuş gibi buldum. Zira beni o deliğin arkasından bir bülbülün dinlediğini biliyordum. Neyse cezam, çekmeye razıyım. Buyurun. Safiye Sultan'a mahcup olman kâfi bir ceza. Şimdi git söyle, hazinesine el koydum. Girin içeri siz de. Toplayın, ne var ne yok toplayın. Zapta geçen hepsini dışarı çıkar. Hadi. Acele, acele. Derhal eski saraya çek, çabuk. Çabuk, çabuk. Son nasihatımız. Asla evini terk etme. Asla evladını yalnız bırakma. Zülfikar ağa. Saraya dönmek istiyorum. Ben size sarayda kalın dedim. Lakin siz yine de geldiniz. Şimdi hava kararmak üzere. Ben siz gitmenize müsaade edemem sultanım. O halde söyleyin acele etsinler. Ediyorlar, ediyorlar.